Ondan keyin iqtisodni bilish kerak. İqtisodda islom ishchi kuchi bilan sarmoyani bir-biriga aralashtiradi. İslomning eng katta yutug'i shu. İşçi kuchi bilan sarmoyador odam bir xil imtiyozga, bir xil narsaga ega bo'ladi. İkkalasi ishlaydi. Foydasi ham shunaqa, zarari ham shunaqa bo'ladi. Kapitalizmda sarmoyador hech qachon zarar ko'rmaydi. Pul tikkan odam, qo'lida puli bor odam zarar ko'rmaydi. Men deydi, 1000 dollar berdimmi? Menga farqi yo'q deydi. Shuni deydi, 1200 qilib berasan, foydanga sheydik men, zararingni men bilmayman deydi. Qo'li foydasiga, zararidan foyda olaveradi. U riba bu. Kapitalizm eng katta zulm hisoblanadi. Hozirgi kunda yer yuzida bo'layotgan hamma zulmlarning tagida kapitalizm turadi. Nimaga pulli ozgina odam bir joyga yig'ib oladi buni orqasida? Benim pulim bor, aylantiraveraman, zarar ko'rmayman, foyda ko'raveraman. Zarar ko'rmay, siz ishchisiz, ishlab chiqaruvchisiz. Ba'zan foyda ko'rasiz, ba'zan zarar ko'rasiz. Zarar ko'rsangiz ham, men foyda ko'ryapman, foyda ko'rsangiz ham, men foyda ko'ryapman. Nima bo'ladi oxiri? Hamma pul menga o'tib ketadi. Bo'ldi, keyin butun hamma xalq qarzga kiradi. Menga qarz bo'lib yashaydi. Qarzga kirgan odam hamma narsasini sotadi keyin. Davlatlar yerini sotyapti. Katta-katta davlatlar urushga aylanib ketyapti. To'ntarish davlat to'ntarishlari bo'lyapti. Qarz orqasidan. Buni o'rgatishyapti-da. Bu noto'g'ri bu. Uchinchi struktura sotsializm strukturasi. Unda sarmoya hech kimning qo'lida bo'lmaydi. Davlat qo'lida bo'ladi faqat. Davlatchilik degan tushuncha bor, hamma narsani davlat qilib beradi. Bizda o'sha eski tushuncha qolib ketgan. Hozir SSRni ko'rgan ko'p odamlarda davlat qilib beradi, davlatchilik degan narsa hayolda qolib ketgan. Shuning uchun ko'chani asfalt qilishni ham davlat qilib beradi, o'tiraveramiz-da biz. Arig'i ham davlat tozalab beradi, uni ham falon qilib beradi, davlat davlat bizmiz o'zi asli. Bizmiz, hammamiz. Siz pul topsangiz, men pul topsam, pulni o'rtaga tashab turib uyimni oldini asfalt qilishim kerakman. Faqat davlat nima qilish kerak? Qonun asosida meni himoya qilish kerak. Pul topishimga yo'l ochib berish kerak. Sotsializm ham yaxshi emas. Sotsializm anaqani ishlab chiqarishni o'ldiradi. Iqtidorlarning hammasini qobiliyatini sindiradi. Chunki ishlab chiqara olmaysizlar. Siz yangi bir ish qilaman desangiz nima deydi? Yo'l qo'ymaydi. Sen qilishga haqqing yo'q. Choy qovchi deydi. Bu spekulyatsiya deydi. Boshqa narsa hamma narsa deydi. Uyini tintib teri oshlaydiganlarni olib borib qamagan o'sha paytlari. Kamzul tikkan, mahsi tikkan odamlarni orqasidan quvib yurgan. Yashirin qora bozorlar bo'lgan, lekin qildirmagan. Nimaga? Pulli sarmoyani davlat ushlab olgan quli. Qolgan hammaga nima beradi? Oylik beradi. Bo'ldi. Siz foyda qilasizmi, yo'qmi? Sizning ishingizdan jamiyatga foyda bormi, yo'qmi? Uni qizig'i yo'q. Ishlasangiz bo'ldi. Men 3-4 marta aytib berdim shuni, anekdoti bor. Kremlning oldida ikkitasi ish qilayotganimish, bittasi yerni qazib ketyapti, ikkinchisi o'shani ko'mib ketyapti. Bittasi kelib so'rabdi, nima qilyapsizlar sizlar? Sen qaziyapsan, ko'mayapsan desa, biz o'zi 3 kishimiz, archa 2 kishimiz kerak bugun. Archani ushlab turadigan ishga kelmagan degan. Biz keldik, ishimizni qilamiz, oyligimizni olamiz, bo'ldi. Bizga farqi qazib ko'mish bizning ishimiz. Sotsializm shu. Kapitalizm haligi. İslomda iqtisod tushunchasi o'ziga xos ilohiy ta'limot bilan o'rtaga qo'yilgan. İslomda zarar tikkan pulingiz miqdorida bo'yningizga yuklanadi. Zararni siz kelisha olmaysiz, 50 yillik zarar deya olmaysiz. Foydani kelisha olasiz. Ikkalamiz ishlayapmiz. Bir ishni ishlab chiqarish qilyapmiz, tijorat qilyapmiz, kelishib olamiz. Foyda nima? Foydani kelishaveramiz. 50ga 6, 50 60ga 40, 90ga 10 kelishaveramiz. Lekin zarar nima bo'ladi desa, zarar men qancha tikkan bo'lsam, o'sha miqdorda, o'sha foizda zararga kiraman. Siz masalan 50 ming tikdingiz, men 50 ming tikdim. 100 ming bilan ish boshladik. Zarar 50 50. Zararni kelishib o'tirmaymiz, shariat qo'yib qo'ygan uni. Siz 90 ming tikdingiz, men 10 ming tikdim. İş boshladik. Siz 90% zararga kirasiz, 10% men zararga kiraman. Foydani ham shunga ko'ra keyin belgilab olsak bo'laveradi. Kelishib o'zimiz. Masalan, siz bir tiyin pul tikkaningiz yo'q. Men 100% men pul tikdim. Nima bo'ladi? Muzoraba bo'ladi. Siz bir tiyin pulga kuymaysiz. Muzoraba bo'ladi. Siz bir tiyin pulga kuymaysiz, pulga men kuyaman. Siz vaqtingizga o'zingizni xizmatingiz, mehnatingizga kuyasiz. Nimaga pul tikmagansiz? Pul tikmagan odam zararga tiqilsa zulm bo'ladi. Bu ilohiy ta'limotni qarang, go'zalligini.
Bu kaydanı bilgenizden ki, ben sizge 1 milyon pul verip, bir ayda 1 milyon 200 bin kibirasız digenim bilen, sizge çaynayını sot yapman, nakde 1 milyon, bir yıldan ki, yine ki bir ayda kim pulunu verseniz, 1 milyon 200 bin digenimin farkını onda düşünersin. Çünkü bunda savda var. Nerginde fakat faydaki oturuş var halas. Şimdi yapsın. Şimdi benim bir ay içi de benim o narsadan ben faydaya mı konuşayım mümkün? Bunun narkı aşıp gitmişim mümkün. Doğru mu? Bunun narkı aşıp gitmişim mümkün, düşüp gitmişim mümkün. Demek ben bunge işkıvaz var hemen şimdi. Çünkü bu işlep çıkarış bu. Cemiyetke faydası var mı? Faydası var. Hem beni işçi küçü bilen tamirleysiz. Cemiyet aktifleşelim. Oşun için bunu İslami iktisat değil. Yani. Halbuki gününde en katta suni karalaş kampanyası İslam'a nispeten İslami iktisattan korkanı için. Kapitalizm mi çöküşlüğü İslam iktisada meydana çıkışı bilen buladı. Kagan tamallarımız zor. Aile meselesi, ahlak meselesi, İslam Müslümanlarının uzunu tutuş tarzı, başka cahadan anca üstünümüz. Lekin iktisatta arkada kap getip kaldık. Eğer iktisat özümüzü, strukturanı yolga koysak, kreditlerden, buna hangi riba, kapitalizm, manyovrlardan kutulsak, marra bizi ki. Hemen iktisat bizi kol götürdü. Çünkü bizde katta ihtimalen vardı, YouTube'un katta ihtimalları var. Mesela değilik. Kapitalizmde sizge 1 milyon verse, 20 faiz üstüge koysak hança baladı, bir yılda yok ki bir ayda 1 milyon 200 bin yine alas oldu. 200 bin anık. Bundan balanti yok. Doğru mu? Lekin siz bilenmen faydaki şeylik bulsam ki. 1 milyon tiktiyiz. 1 milyon tiktik. 10 milyon fayda kursak. Ne bu dedi? 5 milyondan fayda alamız. 100 milyon fayda kursak ki. 50 milyondan fayda alamız. İslam'da kızıktırış var. Aktivleştiriş var. İktisattaki en altın kaide pulla aktif buluşluğu. Pul muzladı, uklaydı. Oşun için devletler kapitalizmde kursayız, mabada sanktisiye kımakçı bulsa pulu muzlatadı, birinci orunda. İşletamayı diyen kıpaya. Bu iktisatı çok tırdı. İslam bunu şuna kadar kıpaya gelin. Zakat. Zakat ne kıpaya gelin? Kulu yüzde pul var. 100 milyon pul yüz var. Üçlap otursayız, her yıl zakat veriş gerek bunge. Bir gençler ne buladı? Kemal getirdi. Ne kadar ki? Daha aktifleştirir. Seçiyor uzunu uzun koplap dursun deyilsin. Daha rahat. Sen özel mi şunu aylantırız. Aylantırken izleyin ki cemiyet hamlesi aktif pul ege buladı. Muzlagen pul kalmaydı. Umumun. İslam iktisadı şuna kadar. İslam bankları kanda işliydi. İslam banklarından mesela Müslümanların kette boyları pulları durar mı? Şunlar kanda yabara tıkıladı. Kanda fayda oladı bunlar. O şey İslam'ın iktisat turları var. O da bankta pul durmuyordu. Mesela siz boysuz. Ya mesela siz boysuz. Bank aytadı ki sizde kança pul var? Mesela 100 milyon pul var. Bu kişi iş bilen işi var bu kişinin. Kabiliyeti var, zavodu var, zavod kurmakçı, biznes ideyesi var. Bu kişiye aytadı, bana bu kişide 100 milyon pul var dedi. Siz işi izge deydi, şeyle gibi olamaz. İslami şartname tüzüledi. Muzaraba buladı mı, murabaha buladı mı, müşareke, namları var özünü. Faydaki şeriklik, şerikçilik esası da, muzaraba esası da şartnamanı tüzedi. Uşanı bank nezaratını kıladı. Bankta bitti müftisi buladı özünü. Uşa esası da buladı. Daha iyi bankta pul durmaydı. Vaylarını ruha tuturadı. Pulu var, dedi ki iş çıkmasa eğitim. Mesela hadıran var ki o adamda kirve yetişedi. Ben de dedi pul muzlap kaldı, siz de iş bulsa eğitim. Tükeldin deydi. Uşanı de, bank kıladı. Damla bir de kim bilen gelişedi bank. Bu iş tek biznes plan bilen keyi adam bilen gelişedi mi? Ya pul niyesi bilen faydaki gelişedi mi İslam banki? İkkalasını geliştirdi. İslam banki ortada hizmet hakkı aladı. Bu. Hizmet hakkı. Hadi böyle koyalım. Ha şuna. Yerlandı pulu falan aldı gitti. Ha. Peki ikisinin ortada kadrayla oritası duradı mı? Kıladı. Uşanı nazaratını kıladı. Ortada yazı uçuzu var, yuguru var. Hemen sizce uşu hareket var. Hem yuvaklıkta duradı ikisini. Kırıp duran işi başka. Şuna fayda zararı. Şuna kadar. İslami bankler bu içe mütehassıs bugün ulamalarına suikast uyuşturuşuyor. Hazır geçecek. Bu
Bu banklar ortaya çıksa arkadan bankasına da burası içine. Bu anı 2008'de bütün dünya iktisadi inkıraz buldu. Birer tane İslami bank inkırazdan zarar görgeliyor. Birer tane. Çünkü ula riba üstüge kurulmagan da hali sugurta var ki uların üstüge kurulmagan İslam bankları. İnkıraz sugurta arkasından buldu da. Bir yıl Rusya'ya mı, Arabistan kul verip tıkıyor. Kul verirse faiz gerekmiyor mu sana desen? Bir de Arabistan'da ben de Müslüman devlette faiz almıyordum ki. Rusya'yla onu aklına sürdürmeyen miydi? Hiç faizsiz size bize kul verip yatırırsınlar derdi. Hiç çok kolay git gelme dedi. Yardımda kul verip gelmiyor da. Faydalanmak ne? Korkunca ne? Bizim kaç yaşından buldu deseyim, aklına sürdürmeyen miydi? Ama şu muzarabada mesela yine fayda klasik mesela bir tamam pul geldi, ikinci tamam iş bölümüne, iş ne de doğru mu? Mesela ne de tavar giyende mesela satılardı, başlıklardı, bir fayda mesela gelişirken aldı mesela 50 geldi, 60 akıl, şunun bölümüne doğru mu? O zaman iş bulan, iş bulan da son, öyle giyen kulağı olmadan yok al kılat uzunluğunu. Onun için hiç bilmiyorum. Çıdır oğlum. Yani mesela ben politikten bir an iş ederdi doğru mu? Bu adam mesela ben bir yıldan ki özümüzü yok alıp kalıyor. Yani, kulağım yok alıp kalıyor. Ben bu enerji. Başka mesele yendi bu. Kaçıp gider deyin. Hadi muzaraba hakkında soru verirsen alıp geliyor. Başka da anlar soru verirsen. Yok artık muzaraba bu anda. Bu muzaraba alakası yok. Aferizm bu. Hoca aferizm. Yok ki bir polit uçup kalıyor ama değil mi? Başka mesele. Bu başka mesele deyin de. Başlangıcı şimdi başlangıcı. Ya muzaraba şeriatta caiz. Yolgan şeriatta nacaiz. Hıyanat nacaiz. Eğer şeriatke kure, iktisatke amel kılınsa, yeryüzüde kembeğal adam kalışı mümkünmez. Yeryüzüdeki boyluğunu taksimatı, adalet bulan taksim kılınsa, yeryüzüde kembeğal kalışı mümkünmez. Milyarderlerin ruhatı var. 80 milyarderli pulunu alıp çıkıp bütün dünyaya sarplarsa, hemimizge, o tuğluyen bala çakamız geçe. Hemen zekatka kadar bu kalemiz. 80 adam kolda tuttu şu kul. Neman asası da kapitalizm asası da. Uyalgan, hıyanet, yakın adamın okula tüketiş, bu işi İslam'ı asıl maksadından uzaklaşken adamların işi. Oğrun mu ki oğurluk kılad, bilesin mi? Kadarge imanı bulmaken üçün. Rızk Allah'tan degenlerse ki imanı yok oğrunu. Ben olamam da böyleydi. Rızk Allah'tan. Demek ki etikatta, imanda, yetide farzdan bittesi kadarının yakşılığı, yamallığı Allah'tan deyip iman keltirişimiz gerek. Farz da bu. Çünkü o şey haramge şüphe olmasılık için. Bravo hakkını uğurlamasılık için. Uğru uğurlayarken de imanı yok da kadarge. Hadır şunu ovalışım gerek, miniki özleştirişim gerek. Sanki nasip kısa buladı bu. Köpünce nasip kumaydı. Apandı bir caydan eşek oğurlap gidiyorken eken yolda şimdi bir cay kırıp çıkıptı çıksa eşeğini oğurlap gitti onun ikini yap. Yolda bir de sonra gelen eken apandı eşeği alıyor deyiz bazardan. Satı var deyiz mi sen satı var deyiz. Hancı gittiyse özel narkı geldi gelen eken. Ama özel narkı satadı ilacı yok. Özizden hayatınızda yaşlap özizge itibar verin kimdendir? Aziz kuniyizdir. Nahaktan demedir apkoyan bu seyiz. Kimdir sizden nahaktan apketer? Şunu kadar bugün. Yakşı fakat onu tahlil kılış gerek. Ne megen beni buna kadar hikmet işte değildi köpçelik. Özümüz diyen bu dedi. Özümüz diyen hata var. Özünü şunun bu kavanına şükür kılışı gerek bu. Belki o bir şey kefarattı. Bu neyse gider mi şunda? Böyle eğitim için mi oturttu diye. Belki. Boynunda ya ayıp kederdi mi şu günlerden gitip kalmadı? Belki, onu bilmiyor musun? Uyağda kısa kitap da. Yok, indir ilmi tarafta isten davula da soruyorsunuz. Geçse gerek, şu Allah da şunu cahaya koyup koyduk. Bir anda köp bulanmış gerek de şunu sorattım. Ya bazı narsalar var, kadarga cevapgarlığı var. Kadarga cevapgarlığı, cevap vermesliği var da. Oğurluk kıyan adam, hem oğurluğu cevapgar buladı. Hem bu şey Allah bergen rızkını yiydi. O şey hani Hadrati Ali radıyallahu anh'ını hadiseleri var. Atlarını bir kişiye verip, üçlap durdu, mescide kirip, namaz okup çıksalar, attı, yüklerini uğurlap getirken buladı. Kendini kambar diyen hizmetkarları bugün. Uşenge iki
tenge pulli verip bar bazardan yugan alıp geldi yediler. Varıp o şu yuganı özünü satıp alıp geldi. O şende etkiler de şu rızkıydı şu. İki tengenin çünkü bir bakçıydım. Rızkı. Şunu haram kovaldı. Cevapkar buldu indi. Rızkını kütse alardı şunu. Halal bulan alardı. Razı bulup. Kim başka adamını aybdar bob kalışlığını haklamayan sahabeler. Bir rivayet var. Hazreti Umar'ı sallalarını bir kişi oğullar kaçadı. Arkasından yukarıp tohta kabul kıldım de koy. Senge şu salla deyip yukarı geldiler arkasından. Oğurlap kesse cevapkar buladı. Kıyamette cevap verirdi. Özü verse rızk o. Yani çünkü iman gereği buladı. Kaderge bugün iman birinci onda turuş gereği. Şunun için hani felsefede gel var. Pul hemen arsana kıladı. Degen adam pul üçün hemen arsana kıladı. O hafli adamı. Kader Allah'ın imanı Allah etken narsa buladı degen adam Allah'ın razılığına yürüdü. O şana kıladı. Hemen arsana kıvar mıydı? O şana tamamen karış gereği. Kolumuzda işçilerde zakat verse durursun mu durursan nasıl? Buladı. Fakat onu aylığını hesabdan vermeyiz. Aylığını Allah'a da aladı. Evet, zakat Allah'a da birisi buladı. Kolizde işlegenge birisi bola uğradı. Lekin sizde karamağın gizde turgen, siz onu bakışke mecbur bugen adamlaki biri bu miydi? Mesela er, hatınlaki biri almaydı. Ata, oğluki biri almaydı. Oğul, atasıki, anasıki biri almaydı. Çünkü onlar da şunda kam karış gereydi. Bir de kayın ana kirmiydi akıra? Yok. O taraf. Yok, kirli. Ayalın taraf. Yok. Lekin ayal erige zakat birisi buladı. Çünkü ayol erini bakışka mecbur olmazdı. Ayol boy buluşu mümkün. Kolda pulu buluşu mümkün. Bizde köpçük tasavvur kılmaydı. Aslı ayolun özünün mülkü var. Buluş gerek. Ana nikahda alahıda takitlenedi. Mahırı belgilenedi. Mahırı oladı, o pulu işletişki hak mecbur olmaz kız. Pulu oladı basıp koyadı. Oldu. Yoki ticaretki aylantırıp koyadı. Katını berse olama yerine değil. Kat etti. He, işte bir et. Benim ala ala uğrası. Hemme kulların kadını ver. Zekat alamazsın. Zekatta hilelere mi olan değil arkadaşlar bunlar? Hile bu mesleğine ait geldi Peygamber aleyhisselam. Zekat belirleyen payette camını taksimlemeyler, taksimini camlamayınlar de geldiler. Maşı hilenin olduğunu alış. Mesela diyelim sizi 40'ta koyunuz var. 40'ta koyunuz var. Zakat beledigen gün yakınlaşken de 20 tasını oğluyuz gibi verip koyduyuz. Ne bu böyle de? 20 tasızdaki, 20 tasızdaki, 20 tasızdaki. Zakat vermeydi iki kereseye. İki kereseye koşsa ne bu böyle de? 40 böyle zakat beledi. Lekin sizi özüyüzü 30'ta koyunuz var. Oğluyuzu 10'ta koyu var. Zakat beledigen gün iki keresini koşmayasınız. Oğluyuzu özü alakıda hesaplaydı, siz özü alakıda hesaplaydı. O İslami iktisat ilahi talimat da adam oylaşı mümkün, tasavvur kılışı mümkün, hemen aylanıp ötedigen işini yapken. İslam'da aylanıp kaçıp getirdigen işi yok. Başka strukturanı hemen aylanıp ötüşü mümkün. Hemen. Hadi bankalarını buzup kırıp pullu oğulak geçiyordu. Bir de zonada oturup jurnalist anakakı yaptı. İnterview. Ne kıyansız dese şu bankalarını aylanıp 29 milyon dolar. Banklardan çok hiç var gelme dese jurnalist kompüter bilesi mi dedi? Ya etmedi yok bilmiyim ben devam ediyorum. Kutu kompüter de kolla gel hemen sana. Nasıl bir balayın? Ama mesela ki abonat yüzden mesela ki 100 bin dolar balaya gitti. 100 bin dolardan belirler mi ya faydadan belirler mi? Hemen puldan belirler. O puldan belirler. 100 bin izinden faydadan mı? Yok. Mesela ben muamma 80 bin dolar yapıya geldi, ekirli satışı 100 bin borçluktu mesela. 100 binden böyle. 100 binden böyle. Yani 20'den vermeydi. 80 binden böyle, azalta olmadan. Karaslar. Özü pul kanaka. Mesela her yılı bir mertte en kemede. Özü adatta her ayda, her 3 ayda, her kvartalda pulu hesaplaydı adam. He. Kanca pulun var dedi. İslam'da kemede bir yılda bir mertte hesaplaşıyız gerek. Bir yılda bir mertte. Ötken aylık hança pulu iz barıdı, şünçe. Zakat birdiyiz, bu oldu. Aylandı, ketti, ortada 1 milyon buldu, arada 500 bin geçişti, arada 700 bin buldu. Keyin zakat beredigen, yıl aylanıp keygen de 100 bin bu kaldı. Ne kadar sırası? 100 binden zakat beresin. Ortadaki usup düşüş,
e'tiborga olinmaydi. Qo'lingizga qo'lingizdagi pulni hisoblab olish uchun kerak u. Zakotni birinchi anaqalaridan. İkincisi o pul aylanish kerak jamiyatga. Mesela Peygamber aleyhisselamın hadisleri var. Üçte narsaga qasam ichaman deganlar. Bittasi zakot bilan pul kamaymaydi deganlar. Bunga qasam ichib aytganlar. O'zi odatda kamayadi yo. To'g'rimi? Nima nima? Yo'q, u iqtisodiy anaqa arifmetikasi ham bor buni. İqtisodda mana shu kapitalizmdan, sotsializmdan ustunligini ko'rsatadi İslom. Qanaqa kamaymaydi desa, İslom butun boshli iqtisodiy strukturani bitta shaxs deb ko'radi. Hammani. Faqat bitta odamdan iborat emas İslom. Bu kishi ham men hisoblanaman. Bu kishi ham. Alaykum assalom. Qur'on-i Karimda Alloh taolo oyatda "Vala ta'kulu amvalakum baynakum bil batil" degan. Molinglarni, o'zingizlarning molinglarni oranglarda botil yo'l bilan yemanglar degan. Bu kishining molini ham mening molim deyapti. Mening molimni bu kishining moli deyapti. Uni yemanglar deyapti. Zakotda ham shu. Masalan, menda 40. Zakotga 1000 berishim kerak, to'g'rimi? Oldim bu kishiga berdim. Bu kishida 39 edi. Nima bo'ldi? Kırık oldu. Bitti boy, iki de boy gaylandı. Şimdi bu kişi verirdi bu kişiye. Bu kişiye birse, bu kişiye 39 idi, kırık oldu. Üç de boy oldu. Zakatta pul kemeymeydi bana şu. Cemiyette berber boy kıladı kim midir? Hiç yok bu kişinin ihtiyacı kondurladı. Kim sizi ki? Meşnaka kılıp her yerde zakat kere uğradı, bire uğrası, kere uğradı, bire. Boylar kembağalı gibi verirdi. Ahri kembağalı kıdırıyı biraz. Hadisler var. Kambag'al qidirib borib zakot beraman desiz, uni ham qo'lda zakot qo'lda pul turgan bo'ladi. Meni ham pulim oladigan odam yo'q deydi. Bo'lgan bu. Bu utopiya gap emas. Umar ibn Abdulaziz degan xalifa bo'lgan, shuni davrida iqtisodiy masalada juda katta to'kinchilik bo'lib ketgan. Odamlarni bozorlarga alohida qo'yib qo'yib jarchilandi. Ularga buyurgan, jar chaqiradi. Kimni uyi yo'q, kesin. Xalifaning nomidan uy qilib beramiz. Baytul moldan. Kimni uylana olmayapti, kesin, uylantiramiz. Kim o'qimoqchi puli yo'q, kesin. Zakot beramiz va oladigan odam bo'lmagan. Zakot oladigan odamlarga eshigini tagida xumlarda tillalan soqib qo'yishgan. Kerak odam olsin, kerak emas odam zakot berib ketsin shu yerga deb. To'lib ketganligidan shaharning ichida, davlatning ichida zakot beradigan odam qolmagan. Endi hadiste Peygamber aleyhisselam Muaz ibn Cebel'e aitkenler Yemen'e ketiyetken de zakat meselesi de boylardan alıp kembegallerige birasan de gelirler. Bu ne de gene? O şu şehri özü de kosun de gene zakat. Taşkarı şehri çıkarıp o miydi? Hala aitti mi? İslami talimat, ilahi talimat. Aileni ütü bu miydi? Bazılar ne deydi? İslam deydi, Araplar baskınçiliği, basu agen, burtasyan deydi. Bosib olgan bo'lsa bizim mülkümüzü karvonlarga alıp olib ketish kerak edi. Bosqinchilik shunaqa bo'ladi. Rossiya bizni bosib olgan, Nikolay bizni bosib olgan. Rus ateistlari bizni bosib olgan. Bosgandan keyin birinchi qilgan ishi nima? Temir yo'l qurgan. Tillalarimiz bo'lsin, kollarimiz hamma narsani tashigan, paxtalarimiz tashigan. Partiya oltinlari degan kitob bor. Har doim shuni eslataman. Buninning kitobi. Buni ichmi shunaqa degan odamning kitobi. O'shanda yozgan. Qanaqa qilib O'rta Osiyodan pul tashirgan? Bosqinchilik unaqa bo'ladi. Islomda bosqinchilik yo'q. Kelganda fath bor. Fath degani ko'zni ochib qo'yish. Sen insonsan. Mana bu diktatorga bo'ysunishga majbur emassan. Seni mulking o'zingni mulking. Palonchi senga pul berib ustiga riba olishga haqqi yo'q. Palonchiga majbur bo'ysunishga haqqi majbur emassan sen. Sen ham xur tug'ilgansan. Deb ko'zingizni ochib qo'yadi. Keyin zakotni boydan olib, shuni kambag'allar o'ziga beriladi. Eng afzali eng yaqiniga bersa, akasiga bersa, ukasiga bersa, qaramog'ida emas, qarindoshi. Keyin qo'ni-qo'shnidan boshlaydi. Keyin amma-xolalardan boshlaydi. Yaqinlardan boshlab butun boshli shaharni boy qilinadi. Tashqariga olib chiqib ketib bo'lmaydi. Qoidani qarang. Chunki Rasulullohning har bitta gaplari ilohiydi. Boylaridan olib kambag'allariga, kambag'allariga, kambag'allarga emas, o'sha shaharni kambag'allariga berasan deganlar. Keyin Umar ibn Abdulaziz davrida pul ko'payib ketgan, shaharda oladigan odam qolmagan, keyin ulamolarni chaqirgan xalifa.
Burku benim gitti yaptı. Kendime kalıyor biz ne kalemiz degen de. Ki fatva çıkarışken. Has fatva. Zaruri vaziyetlerde bu pullarını Afrika'daki Müslümanlarını rivojlantirish uchun sarflaymiz deyishgan. Keyin pulni tashqariga boshqa shaharga sarflashgan. Iroq boy bo'lib ketib, Shom, Damashq boy bo'lib ketib, Afrikaga musulmonlarni rivojlantirishga sarflangan keyin. Islom iqtisodi bu. Onlayni masalan zakot nisob chiqadi masalan. 1000 dollar nisobi chiqdi. Shuni bir yilda hisobda 1000 dollar chiqib zakot berishim kerak dedi-da, birdan da berish kerakmi yoki shuni her ayda mesela bölüp bir iş imkaniyeti var mı? O ihtiyarı, lakin tezra bir gene afzal. Çünkü kambagal bu kalış ihtimali var, umur yetmeye kalış ihtimali var. Ve zarurat caylarge, o zarurat tezde kereyi bulur. Ulamaların ortasında bitti adam gibi bir gene afzal mı, taksimle bir gene afzal mı degen masalada biraz bahs var. Lakin umumi hulası şu ki, cemiyetke kaysanısı faydalı rak. Uşanı ko'zga olib, nazarga olib o'shani qilish kerak. Masalan, bitta odamga 10 ming dollar zakot bersangiz, u bitta mashina oladi. To'g'rimi? Uni bitta ishi amalga oshadi, bitadi va shu orqali rizq topadi, butun boshli oilani tortadi. Endi 10 ming dollarni 20 kishiga 500 dollardan bo'lib bersangiz, u hech narsa qila olmaydi 20 ta odam. Bitta ishga yaramaydi ular. Hatto uşnaka o'rinlarda foydaliroq ishga jalb qilish kerak. Keyin zakotni yana bitta anafasi islomni 5 ta ruknidan bittasi hisoblanadi, to'g'rimi? Davlat buni nazorat qilgan ilgari. Zakotchi bo'lgan, zakot idoralari bo'lgan, boylarni ro'yxatga olingan, kambag'allar ro'yxatga olingan, talabalar ro'yxatga olingan, bo'ydoqlar ro'yxatga olingan, hammasi ro'yxatda turgan. Hozir bizda kam ta'minlanganlar ro'yxatda turadi-yu. O paytda hamma ro'yxatda turgan. O'sha ro'yxat bilan talaba yetishtirgan. Masalan, men deylik tibbiyotga qobiliyatim bor, o'qishim kerak, to'g'rimi? Men o'qishim kerakmi, kontrakt to'lashim kerakmi? Bu ham bitta tashvish. Ota-onam kontrakt to'la olmayapti. Nima qilishim kerak? Kunduzi o'qishim kerak, kechqurun men xabarga borib, gastinistada yoki restoranda nima qilishim kerak? Ofitsiant bo'lishim kerak. Uni pulini topaman, borib kunduzi uxlayman. Qanaqada? İnstitutta. Ders kalleye kirmeydi. Askeri yazış yaptı. İhtiyat buluyla, kasal bulmayla, büyül, tibbiyatta ana kadar yengi kadırla bitiri yaptı diye yaptı. Hiç nasıl okuma gelen şey. Kontrakt yok yani. Super kontrakt da gelip bitiri yaptı iken büyül. İhtiyat bulu orası diyeyim de. Bizi yaptı. Kitap işte bir yap koyarsın mı tabii? Oğulları, kitap orta öğrenci, kral yamanda bu kadar. Onun yanında yaptığın adam ya. Uni ham vaziyatga qaraladi. Demak, men agar tibbiyotga mutaxassis bo'ladigan bo'lsam, davlat meni 5 yil o'qiymanmi? 5 yillik kontraktim, kitoblarim bordi keldi, yemoq, ichmoq, kiymoq, joy bilan ta'minlash, hamma o'qituvchilarim hammasini pulini ta'minlaydi. Endi bundan mutaxassis chiqadi. Qarang-da, davlatga, jamiyatga uni moddiy tomonini ta'minlaysan zakot orqali deydi boylarga. Ana o mutaxassisga aytadiki, inson Allohdan qo'rq deyiladi. Sen endi kallangni boshqa yoqqa aylantirmaganda tibbiyotni o'qi. Chunki butun jamiyat yurak operatsiyasi uchun senga muhtoj deydi. U ham Allohdan qo'rqib o'qiydi keyin. U Ibn Sinolar, u Imom Buxoriylar, u Xorazmiylar bekorga chiqmagan. Islom iqtisodi to'g'ri yo'lga qo'yilgandan keyin chiqqan. Bizda zakotni juda ham sodda tushunib qolinganda 40 mingdan 1000 so'm berdim bo'ldi zakot. Yo'q. Zakot orqali siz bütün cemiyatını aktivleştirirsiniz. Cemiyat. En aktiv, yani yaşıdan başlayıp en kattası geçe, boydan başlayıp kambagalı geçe, padişahdan başlayıp en adli işçi geçe aktiv oladı. Üyge zakat verilmedi mi dese, üyge eğer ticari maksat bilen kurulgen, satmakçı bugün, abarotta gibi olsa verilmedi. Lekin olib qo'ydingiz, qora kunga dediz, o'g'lingizga dediz, hech kim yashamayapti lekin. Zakot beradimi desa, yo'q, undan zakot bermaysiz. Lekin siz o'zingiz zakot ola olmaysiz. Nisobni ikki xil turi bor-da, bittasi muzlagan pul bor, u muzlagan pul, aktiv emas. Bittasi aylanib turgan pul. Aylanib turgan puldan nisob miqdori yetgan bo'lsa zakot berasiz. Aylanmaydigan puldan nisobga yetgan bo'lsa zakot bermaysiz undan.
Fakat zakat ala almayısız. Boy hesaplanasız, lakin zakat vermeyiz. Aylanma ettirken bu zakat, nisab-ı yeslem zakat çıkar mıydı ondan? Aylanma dediğinde koçmaz mülk, çünkü okşakan dersler. Lakin puliyiz bor, tilleyiz bor, ular aylanmasayam, uzun aylaniyetken pul hesaplanır. Ondan zakat verirler. Onların ösüş kabiliyeti var. Ösüş kabiliyeti var, pul, tursa zakat verirler. Üyü bir koyamayız ki. Bunu tilleni, nisabı var özü. Sağlıdan mesela bu zakat bir şey beradan vakt yapar yatır. Keladigan pul var. Aparatda tuttu. Zakatni qarzni bersa bo'ladimi? Berish kerak ya. Qarzni bersa bo'ladi. O'sha hisob kitob bor? Kimga qancha bor? Olishi plus qilasiz, berishi minus qilasiz. Kelishim umidi bo'lgan pullarni hammasidan zakot beriladi. Qaysi pulga zakot berilmaydi? Kelishiga umid yo'q. Bir odam pulni olgan, singan, bir tiyin puli yo'q, siz aytgan singan yo'qolib qolgan. Uni hisoblamasangiz ham bo'laveradi. Masalan, molga pul chiqarganmiz. Molga kirib ketdi oborot puli. Zakot berish kerak, shuni qarzdan olib berib olsa bo'ladi. Zakot berish muddati kelgan paytida qarz olib bo'lsa ham beriladi. Pulim yok, kaçak olge pul tüsü beremen değil miydi? Müddet geldi mi? Hiç yok, uşa alışıyız mümkün bugün adamge bağırıp durup zakatı miktarını alıp olsa beresin. Yok ki karz alıp olsa hem zakatı bir varasın. Roza payette berlerdi. Zide köpince ben, başka bir adam şimdi olsa gerekten. Şu roza payette verse sağlık ette falan da bakalım. Oza asla ona kamaz. Roza'da, roza Ramazan'ın kadri baland. Ramazonda qilingan ibodat boshqa kundagi ibodatdan ustun turadi, lekin zakotda farz bo'lgan zakoti berish kerak. Ramazonni kutish farzni kechiktirish hisoblanadi. Masalan, deylik Ramazondan oldim, Muharram oyida boy bo'ldingiz. Endi Ramazonda beraman desiz, o'rtada necha oy farzni kechiktirish kerak bo'lib qoladi. Keyin deylik, xudo ko'rsatmasin, bankrotga uchrab qoldi deylik. Pul yo'q bo'lib ketdi. Zimmasida nima bo'lib qoladi? Qarz bo'lib qoladi. O'shaning uchun bu keyin yana bitta anaqasi faqat kambag'allar Ramazonda muhtoj bo'lmaydi pulga. Aborotdagi pul Ramazondan boshqa oyda ham kambag'allarga kerak. O'shaning uchun qodir bo'lgan zakoti berish kerak. O'zingiz aytdingizki, masalan bir 100 ming dollaring bo'lsa, shuni 2,5 ming berish kerak, to'g'rimi? Hmm. Shuni ziyodroq qilib qo'ysam bo'laveradi. Bo'laveradi. U ham ziyodroq qilib qo'yish kerak. Yo'q, 2,5 ming bu belgilangan miqdor. Buni bermasangiz gunohkor bo'lasiz. Lekin shuni o'ziga kifoyalanma deydi. Ba'zilar 5% qilib qo'ygan, 2,5 emas. Ba'zilar 10% qilib qo'ygan. Ba'zilar 3% qilib qo'ygan. Bu ham bo'laveradi. Undan tashqari masalan, hozirsiz qodir emassiz. Qo'lingizga pul tushdi-yu, lekin 1 yil aylanmadi. Siz kelajakdagi 1 yil, 2 yilligini ham berib qo'ysangiz bo'ladi zakotini. Qo'lingizga pul tushgan paytda o'sha miqdori ayirib tashlab, ko'p bo'lsa ko'p, kam bo'lsa sizning foydangizga kelajakka ham bersa bo'ladi. Chunki bir yili qiyinchilik bo'lgan paytida payg'ambar alayhisalom Abbos radhiyallohu anhuga aytganlar amakilariga. Siz oldindan bering deganlar, 2 yilligimi shunaqa zakotini olganlar. Mol bilan zakot chiqarsa bo'ladimi masalan, sotib olgan molingizdan masalan, uni olgan pulingizdan berasizmi hisoblab, yo sotib olgan pulingizdan berasizmi? Hozirgi kunda bozor narxidan bergan afzal. Bu to'g'risida ulamolar o'rtasida ixtilof bor. Ba'zisi uni asl narxi sibistoymisi deydi, kelib tushgani deydi. Ba'zisi yo'q, sotyapsiz-ku deydi. O'rtasida anaqa bor. Siz vaziyatga qarab ko'proq berish tarafini olaverish kerak. Sotayotgan narxingizda bersangiz afzal. Chunki qancha ko'p berilsa, o'sha berganingiz sizniki. Sizning hisobingizga qoladi. Keyin molni o'zidan bersa bo'ladimi, qiymatini bersa ham bo'ladimi degan savol. Bizda hanafiylarda qiymatini bersa bo'ladi. Masalan, ba'zi odam tikuvchilik bilan shug'ullanadi, kastimshim. Hammaga kastimshim bersa, razmen to'g'ri kelmaydi, misol uchun. U oladi, uni sota olmaydi. Ko'chaga sotsa ham nima bo'ladi? O'zini ishi bo'lmaganligi uchun arzon sotib oladi. O'shaning uchun o'sha kastimlarni narxini bergan yaxshi qiymatini. Boshqa mazhablar Shofiylarda Shofiy mazhabida qiymatini berish mumkin emas deydi. O'zidan berish kerak.
Buğday mı buğdaydan bir iş gereği, arpa mı arpadan bir iş gereği deydi. Ve bizde, bizde maska payda diyor, kıymetini bir sıbolu var. Yandı mı savol var? İslami sugurta. Degen gap yok ona kadar, lakin التأمين التعاوني degen narsa var. Yani özara yardım sugurtası. Qana bo'ladi u? Bismillah. Hozir shu yerda 20 ta odam o'tirgan bo'lsak, yoki 30 ta odam har bir oyda yoki har 2 oyda yoki har haftada yig'ilib turamiz, gapga o'xshagan. Ha? Shunda aytsakki, biz o'zaro o'zimizning ichida imkoniyati bor odam har hafta 100 dollardan tashlaydik o'rtaga. 30 kishi bo'lsa qancha bo'ladi? 3000 bo'ladi. Oramizda imkoniyati yo'qlar bor, misol uchun 5 tadir, 10 tadir 2000 bo'ldi. 2000 yig'ib qo'ydik. Endi bu majburiy emas. Majburiy emas, ixtiyoriy bo'ladi. At-ta'minut ta'awuni deydi buni. O'zaro yordam sug'urtasi. Sug'urtada bu yani. Qo'lingizga pul yig'ildi. 10 ming qo'l pul bo'ldi. Oramizda kimdir o'g'lini uylantirmoqchi. Kimdir uy qurmoqchi. Kimdir yangi uy olmoqchi. Qiynalib turibdi, arendada turibdi. Shunda hammamizdan yig'ilgan pulni o'sha bolaga berib yuboramiz. Bu bo'ladi. Majburiy emas-da. Mana shu joiz. Sug'urtani nargi turlari joiz emas. Majburiy qilib odamlardan yig'iladi. To'yona qilinadi. Go'shga chaqib qo'yiladi. Birinchi bergan odam 100 dollar bergan bo'lsa, eng oxiridagi odam go'shti narxidan o'zgarib ketadi, yo qimmat yo kam bo'ladi. Bu joiz emas bu. Joiz emas, chunki ribo xavfi bor, to'g'ri tenglik yo'q, keyin majburiy qilib qo'yilgan to'yonalar shuning uchun majburiy bo'lmaslik kerak, ko'ngildan chiqarib bo'lish kerak. Bersa bersin, kutmasin. Kutadigan bo'lsa bermasin. Ko'pchilik yozib qo'yadilar. Yozib qo'yadi. Bechara ba'zisini farzandi yo'q. U to'lqimaydi umuman. U bergan, u ana 5 ta o'g'li bor. Uni har safar beradi, unga to'lqimaydi bo'ldi. Mana bir o'g'lim bor. U teng bo'lmaydi, ko'ngilda qolib ketib qoladi. Maşinalardan 3 yıla beradi 100 milyona. Şu 100 milyona bak, şuna zakatını mesela şu belge yılı verem ya, şu 50 yılıya mesela 33 milyonun adı olmasa şuna çıkartalım, kanakalı olmaz. Her yıllığını bergeni yaksın, çünkü onun vakti tolma günçü upulge egemez de o. Vakti tol günçü upulge egemez o. Vakti tol günçü ege boladı. Endi sarmoyasini hisoblasa bo'ladi, lekin ustidagi foydasini emas. Ha. Masalan 90 million edi sarmoyasi, 10 million foydasi edi. O'sha 90 million uning sarmoyasi edi. Uni hisoblasa bo'ladi zakotiga. Tepadagi 10 millionini olgandan keyin beradi. Kredit olib farzandlarini o'qitadi kontraktorlar. Ular u odamlar zakot bersa bo'ladi. Zakot berish masalasi kambag'alga berilaveradi. Yo, uni qilayotgan ba'zi xato narsalari sababli zakotdan uni mahrum qo'yish to'g'ri emas. Endi kredit olib o'qitish degani bu boshqacharoq sal. U boshqacha kredit u. Nomi kredit u. Lekin uni foizi deyarli yo'q. Ba'zan kechib ham boradi. Ta'limga. Davlatni yordami hisoblanadi. Ba'zi bazı şunaqa bo'ladi. U kredit emas, u 0% bo'lsa. U yordam bo'ladi. Demak, joiz bersa. Unaqa kimnidir qaysidir xatosi uchun undan zakotni man qiladigan degan qoida yo'q. Zakotni berilaveradi. Ichgan odamga ham berilaveradi, faqat ichishiga emas. Musulmon bo'lsa bo'ldi. Balki o'shani berib ichishdan qutqarish mumkindir. O'ziga emas, ayoliga berib, bola chaqalariga kiyim-kechak qildirib berish mumkindir. Mas keyin mashina olalim bo'lsa, kreditga. Kredit bankadan kredit olib turib, mas keyin mas mashina bir narsa markab olgan bo'lsa, u odamga kambag'al bo'lsa berilaveradi. Kambag'al degani puli nisobga yetmagan bo'lsa bo'ldi.
Mini yürüyen maşinesi onun ihtiyaç malı hesaplanadı. İhtiyaç malı. Eğer biz adamların kıyken işini aldın, taftiş kılıp kim muamele kalemiz desek, hiç kim bilen yaklaşık olmayı. Çünkü sittid Allah Teala'nın satır kılıç sıfatı var. O şey satır kılıç sıfatı bilen kop aybimizi bitirebiliriz. Eğer bitirmese ne olur? Aybimiz kop. İçki yemez lakin. Yo, mesela biz bir içken adamını kafir demeyimiz de. Ben Müslümanman dese, bir olamaz. Lakin Müslümanman demese, ben Müslümanmasman dese, onu vermeyimiz lakin. Müslüman bu megan adamge, Müslüman muhtaç bu turgende biri bu miydi? Hadi şuna kadar çıkıp diyor. Özü, mesela bu Xorazm'dan, juda katta insanlar çıkan, katta davlatlarını kurgan, katta davlatlarını kuruluşga asos solgan adamlar çıkan bu yerdan. Lekin shunaqangi ulug' insonlarning ichida boshqalari ham chiqar ekanda, mana oxirgi paytlarda anaqaga borib olgan ba'zi ateistlar bor. Ana Qudrat Bobojon, Shuhrat Bobojon degan Xorazmni odamlar, lekin Xorazmlik odamlar uni bizdan emas deydi. Ateist odamlar, LGBTni targ'ibot qilib yurgan odamlar. Ushunaqa odamlarga zakot berib bo'lmaydi. Ochiq oydin shunaqangi odamlarga zakot berib bo'lmaydi. Mesela BBC'de işleydiğin, azatlıydı işleydiğin adamlarla zakat verir bu beyin. Hain adamlar. Hain zakat verir bu beyin. Siyasileştirip koyar, iktisat diye. Adamların gelmesi kudurdu. Ben de namaz okumaya adamları dedim. Müslüman da pusaplamayı ben dedim. Dinsiz de pusaplayayım ben dedim. Dinimiz ne diyecek? O şimdi onun şahsi fikri de. Namaz okumagan adam, günah kıygan adamını kafir deyişlik kıyım mesela. Çünkü küfür meselesi insanın kalbideki, içideki nesilge alakadar da. Bizi mezhep ulamaları taklidi imanlıyam imandan deyip sanaydı. Taklidi iman. Bunu koyavurin namaz okumagan demez. Otam Müslüman, ben Müslüman. Şunun için Müslüman ben deyipti. Otam Müslüman bugün için bana Müslüman ben deyip. O endi la ilahe illallah haqida, Muhammad Rasulullah haqida, Qur'on haqida, farishtalar haqida qadar umuman ma'lumoti yo'q. Otam musulmonman, musulmonman deyapti. U iymon xavfli iymon. Oxir oqibatda egasini qutqaradimi yo'qmi? Bu noaniq. Lekin buni oxirigacha surishtirib borish imkoniyati yo'qligi uchun uni ham musulmon deyveramiz. U o'sha jaholat bilan aytib qo'ygan xatolarini biz aytamizki, tushuntursak, qabul qilsa bo'ldi musulmon. Lekin bilib turib, payg'ambarimizni inkor qilsa, bilib turib shunaqangi xiyonat, xoinliklarga qo'l ursa, musulmonlarga qarshi ig'vo qilsa, uni masalasi boshqa. Endi bu hozir ba'zi odamlar chiqqan. Ilgari qadimda birinchi bo'lib islom ummatini ichidan chiqqan toifa bor. Xavorij degan toifa, uni payg'ambar alayhisolatu vasallam ulardan bizni ogohlantirganlar. Ko'p ogohlantirganlar. Shunaqa odamlar chiqadi. Ushunaqa odamlar chiqsa, ularga qarshi jang qilinglar. Ularni Ot va Samudni qirganini singari qiringlar deganlar. Badbaxt odamlar bo'ladi ular. U chiqqan. Birinchi Hazrat Ali davrida chiqqan. Hazrat Ali radhiyallohu anhuga qilich ko'tarishgan. O kişinin kafir deyişken. O kişinin bitti hata, özleri tasavvurdaki hata bile. Kafir deyişken. Keyin o şey taifeni Allah Teala aklını ap koyadı. Tupoy boladı. Çünmeydi kemke. Kaideni bilmeydi, mavzunun mahiyetini bilmeydi, tegge itibara mıydı? Allah Teala birinci olarda aklını ap koyadı. Demek ya, Kur'an-ı Kerim'de cüde köp uğrullarda, afala taqilun, aklilerini hissetmeyizler mi? Ya ulil albab, hoy akıl egeleri, degen cüde köp uğrundu. Afala yetedabbarunal Qur'an, Qur'onni tadabbur qilmaysizlarmi? Yoki yetedabbarunal Qur'an, tadabbur qilmaydilarmi? Aqllarini ishlatmaydilarmi? Ana shu toifa aqli ishlamaydi. Hozir ham o'shalarning toifasi bor-da. Ajoyib hodisalar. Bittasidan suhbatda telefonda gaplashyapti. Gaplashasini, gaplashib turgan gapini eshitsangiz, mutlaqo o'sha odamni qarshisiga dalil bo'lib turibdi. O'ziga mutlaqo zararga dalil bo'lib turibdi. U Pos kolu koyu yaptı, minin faydamı dedi. Akıllı op koyu tuşuna kabarın. Bir de telefon kılı yaptı. Abraham Moşe de gene var.
Abu Solih degan bolaga telefon qildi. Telefon qilib aytayaptiki, falonchini deyapti, qamalib ketdi. Nimaga uni deyapti? Siz yomonlab post qo'ydingiz deyapti. Desa, uni oldin gaplarini eshitmagansiz-ku deyapti. Meni supka haromi degan. Nimaga endi uni deyapti? Ani u Galiboylarning advokati bor. Marozovmi degan. Kim edi oti? Kim? Marozov. Boshqacha emasmi? O'rusmi? O'rus. Galiboylarning advokati. O'sha haligi Fozilxo'ja degan ham advokat bo'lgan. Shuni yozgan ekan. Nimaga unaqa deyapsiz? U ham u advokat uni himoya qilaveradi deyapti. Biz aytayaptiki, "Yo, agar men musulmon bo'lsam, Galiboyi advokat kelib menga advokat bo'laman desa, yo'qol ketman, sen advokat bo'l kerak emas sen" deb aytamanmi? Desa, qarang, gap qarang. O'zbekistonda 31 yilligini munosabati bilan prezident anaqa berdi, mukofot berdi. Shu mukofotlardan bittasini menga berdi. Abror Muxtor Aliyevga mukofot berdi, deyapti. Ha. O'sha Marozovga ham mukofot berdi. Endi ikkalasi ham bir xil bo'lib qoldimi, deyapti. Kallani qarang. Desa u bola aytayaptiki, "Menga qara, Marozov ham deyapti, banan yeydi, Abror aka ham banan yeydi. Hozir ikkalasi Galiboy bo'lib qoladimi?" deyapti. U ham buxonka sotib oldi, bu ham buxonka sotib oldi. U ham Toshkentda yashayapti, bu ham Toshkentda yashayapti. Mezoning to'g'ri kelmaydi desa, "Yo'q" deyapti, "Mana shu meniki to'g'ri keladi. Shuni post qilib qo'yapti, meni gapim to'g'ri" deb. Bu umuman unga qarshisiga hujjat bo'lib turibdi. Bittan nimani misol keltiryapman, ularning nomi, kimligi muhim emasda. O'sha namoz o'qimaganini kofir deydigan, o'zidan boshqani hammani musulmon emas deydigan odamlarni juda ko'pchiligida aql to'g'ri ishlamaydi. Biz naqlga ergashamiz deydi-yu, naqlni ham to'g'ri tasavvur qilmaydi. Nimaligi haqida, matnning ma'nosi nimaligini tushunmaydi. Bir odamni kofir deyish juda ham xavfli. Juda ham. Ibn Nujaym aytgan, Misriy, Hanafiy mazhabida bo'lgan katta allomalardan. Men ta'vili ehtimoli bor ixtiloflarni birortasiga kufr hukmini bermayman degan. Qo'rqaman degan. Chunki bilmaymanki, ta'vili bo'lishi mumkin. Masalan, Shukrullo domlani. Ha? Shukrullo domla aytdiki, nima dedi? Subhanallohga go'sh bermaydi dedi. Ha? Qur'on o'qigiz, hamma Qur'on o'qiydigan bo'lsa gado bo'lamiz dedi. Ha? Shu gapi zohiran qarasangiz kufrga o'xshayapti. Lekin ta'vil qilsa bo'ladimi? O'zidan so'rasangiz nima deydi? O'zidan so'rasangiz. Aytadiki, "Men Qur'on o'qishga qarshi emasman. Subhanallohga qarshi emasman. Lekin shuni bahona qilib turib tibbiyotni o'qimaslik, men Qur'on o'qiyapman-ku deb boshqa fanlarni o'qimaslik bizni jamiyatni orqaga tortadi." To'g'ri aytyapti o'zi. Ta'vili gap to'g'ri gap. Biroz qo'pol gapirib yuboribman deb o'zi ham chiqib aytyapti. Lekin ta'vil qilsa bo'ladigan gapni hukm qilmaslik kerak. Chunki Hazrat Umardan sahih rivoyat bor. U kishi aytganlarki, "Idroul hudud bi shubuhat" deganlar. Shubhali bo'lgan gaplarga had joriy qilmanglar. Jazo bermanglar. Jazo qo'llamanglar. Bir odamni kofir deyish jazo bu. Bu ehtimoli boshqa gap bo'lishi mumkin uni. O'zidan so'rash kerak hali. Ibn Sinoni kofir deyishgan. Ibn Sino nima degan? "Agar men kofir bo'lsam, dunyoda musulmon yo'q ekan" degan. Bir dona musulmon bo'lsa, o'sha mandan degan o'zi. Ha, gaplarining ehtimoli bor. Bu ma'noga ham tortishi mumkin, o'maga ham tortishi mumkin. Namoz o'qimagan odamni nima uchun o'qimayotganligini tekshirish kerak. Laboratoriyada. Oddiy ko'chadagi odam tekshirolmaydi uni. Lupada tekshirish kerak. Unda ham ko'rib bo'lmaydi. O'shuning uchun nima deyiladi? "Musulmonman" deyapti, "Musulmonman" deyiladi, aytiladi. Lekin namoz farz emas. Namoz bekor narsa. Eskilik desin, kofir bo'ladi. Namoz o'qiyotgan bo'lsa. Masalan, aroq ichyapti bir kishi. Endi aroq haromu. Men shu baloga mubtalo bo'lib qoldim, tavba qilaman desa musulmon shu odam. Bir odam aroq ichmayapti-yu, "Ya, aroq halol" desa kofir bo'ladi. Chunki unda e'tiqod masalasi bor. Amaldan ichkaridagi qalbiy e'tiqod bor. O'shaning uchun bu sal xavfliroq masala. O'shunaqa degan odamlarga yo nasihat qilish kerak, yoki uzoqlash kerak. Chunki ularni haligi aqlidan Alloh taolo urib qo'ygan joyi bor. Qurbonlik so'ralibdi masalan.
Şu vakti yani öğünde buradan namaz okuduğum var, şimdi kağıları okumayın, içinde içeri gelir ama bana. Bize de şimdi içeri adam olsa, şöyle vermeyin kubarlıktan da bilmek olmaz. Şimdi o fatva sıfatı da karasa buladı onu. Lakin, caiz. Fatva sıfatı da mesela başka adam muhtaç bulup durdu. Onu verseniz onu alıp durup içiş ihtimali var. Onu vermeyeniz afzal. Lekin mal, mülk, çünkü yokşakan narsalarının tasarrufu da siz, sizge muhtaç bulup durduğun adamge davet kılış fırsatıyız bu ise işte davet için faydalansınız bu olay. Çünkü Kur'an'da muallafatı kulüp için insanların kalbini ülfet kılış için zekattan biri caiz diye Allah'tan. O kafir bu seyim. O içkenini koyayım. Ama kafir. Lekin Müslümançılıkka mail bulup durdu. Müslümançılığın örgünün kızıkıp durdu. Onunla zakattan verseyiz biraz mehrini kazanırız. Uçuna kapayıp da zakat verse bu adam. O vaziyette karar edilen halet. Şimdi alayım. Kaç olsun? 35. Elbette içeri. Ben şu nakıbına elbette. Galiba bu tuğuyen ben. Ben ayrılmaz. Bu yalgan bahane. Şüngenler. Oğruyum şu nakıbı yaptı. Ben uzun oğru bu tuğuyen ben. Zalatı rükemen de yaptı. Kesellik değişti. Yok bu nakıbımaz. Bu kesellik mez. Kesellik bu gendeydi. Kur'an-ı Kerim'de Lut aleyhissalatu vesselam'ın kavmiye Lut'un hitabı var. Ata'tuna ricale şehveten min dunin nisa. Ata'tuna ricale min dunin nisa şehveten min dunin nisa. Ayollar gemez. Erkeklerge varasızlar mı? Bu işini sizlerden aldığını hiç kim kımagan idi ki? Deydi. Peygamberi gibi bu. Lut kavmiden aldın bu işini hiç kim kımagan mı? Demek o nasıldan nasılga ötedigen narsamaz. Bu mesela o tepeden buluş gerekir. Bu nimeden ibaret? Bu fakat ve fakat kayıp sapanı arkasından kuştan ibaret. Notoğru hayat tarzdan ibaret. Allah'tan korkmaslık, kayıp sapanı ahirge itibar edemem deyişinin akıbeti bu. Çukurge düşüş bu. Mesela içip kayıpka geldi, barıp çekip ki ötedi, hidleşke ötedi, ukolge ötedi. Hemen narsası var bunu hazır. Ahirge itibarı bu mu yaptı? Ana şu narsanı kuvup durup hiçbir narsadan kayıp kumaya koyadı. Keyin bunu yan bir köreydiydi de. Bu uşa haram hariç yaşayışına akıbet halas. En uzun aklaştığı nüme deydi? Benim kalbim pak deyip koyadı. Kalbini paklığı hayatta görünüş gereydi. Keçe gördüm BBC'yi ben bugün koydum ben. BBC Özbek hizmeti Katar'daki futbol anakası bu içe gamı taşmışı LGBT. Yüzünü bicir bicir koyup bir tabalanı yapını alı yaptı. Ben LGBT'yim ben de yaptı. O Katar'daki futbolda bizge karşı anaka buladı. Biz özümüz haftamız de yaptı. Avrupa'dan bir tane kızı alı yaptı. Ben de düşünün tarafı doğru mu? BBC Özbek Katar'daki futbol bir çekede kop getirip LGBT'lerini hamaya kıvırdı. Bütün başlığı kampanya bunu hareket eder. Bütün başlığı kampanya. Özlerini, şu kampanyanın yürütüyetken adamlar özlerini içinde katkı takıklıydı bunu. Başkalar şuna kabul iş gereği. Mesela iki de erkek nikahlansa. Bitti hayatta yaşasa. Hiç kim indemese. Bunlardan cemiyet için umumen miras kalmaydı. Zimbabwe'de ikisini kolga alıp kamap bu iş gereği. İki de erkeğine. Kamap koyduk, ne kadar ilgilirse, farzant görse koyu vararsın da gene. Görmeydi ki öyle. Maksat şuna kadar millette kırış, yokatı varış. Kırılıp gitse, hemen şuna kadar bulup gitse, hemen cahaya atayla şunu targa kırışarı. Kırılıp yok bulup gitse, o şey 6 milyar sistemesi var. 6 milyar dünyada kalsa. Kogan 7-8 milyar bulduk. 7 milyar adam yok bulup gitse. Ulanın nazlıdır. Bu hatarlı hareket. Cüdeyem hatarlı hareket. Bunun siyasi kollağı var. Hiç kanakangi insan parvalli cihati yok. İnsan, saf tabiat bunu kabul kımaydı. Saf tabiat kabul kımaydı. Bu kesellik mendeyiş bahane.
o'g'irlarning gapiga o'xshaydi. Endi Xudoda qadarda bordi, endi o'g'irlik qildim deydi. Yo'q. Sen tanlading, Alloh yaratib berdi. Tanlaganiga javob berasan. Alloh taolo odil degan sifati bor. Alloh taoloni biz bilgan, payg'ambar alayhissalotu vasallam sanab bergan 99 ta asmoi husno sifati bor. O'sha sifatlarni o'rganib chiqsangiz, hamma sifatlar bilan mukammal sifatlangan zotda shu sifatlarning ichida bittasi odil zot, adil sifati bor. Qachon adolatli bo'ladi desa, har bitta narsaga adolat bilan yondoshganda adolatli bo'ladi. O'sha adolat sifatiga kiradi, siz nimani xohlasangiz, o'shani sizga yo'lingizni ochib berishlikka adolat. Siz dunyo qonunlariga amal qilib, harakat qilsangiz, sizni yo'lingizni ochib berish kerak, adolatli zot. Siz mu'minmisiz, musulmonmisiz, kofirmi, kofir, munofiqmi, harakatni ochaveradi. Ochib beraveradi. Sabablarni topyapti-da chunki. Alloh taolo sabablarni aytib qo'ydi. Qidir dedi, izla dedi, men ochib beraveraman dedi. O'g'ri harakat qilsa, u ham Alloh deb harakat qilishini qiladi. Uni ham bir qo'lga tushmaydi, ikki qo'lga tushmaydi. Alloh taolo kechirib turadi. U ham mana elga bitayam. Harakat qilguncha yo'lni ochmaydi deyapti, lekin javob beradi. Undan rozi emas. Uni yaxshi ko'rmaydi, undan qaytarib qo'ygan. Ko'pchilik Allohni yaxshi tanimaydi. Allohni odamga o'xshatadi odamlar. Alloh odam emas. Alloh taolo butun borliqni yaratgan zot. Qonunlarga bo'ysunmaydi. Butun qonunlarni o'zi qo'ygan zot. Bu xohladi? Xohladi, ol qaytargan bundan. Bu noto'g'ri dedi. O'zi ham bilardi. Bu odamni o'sha odamni o'zi. Lekin harakat qildimi? Jazosi bor. Masalan, Xorit bilan Morut degan ikkita farishta yerga tushgan. Sulaymon alayhissalom davrida. Sulaymon alayhissalom davrlarida jinlar insonlarga hujum qilgan. Bunaqa shunaqa fursat bo'lgan. O'sha vaziyatda jinlarga qarshi Alloh taolo Sulaymon alayhissalomga uzuk beradi. O'sha uzugini hikmati bilan jin, shaytonlar Sulaymon alayhissalomga bo'ysunardi. Shaytonni bog'lab qo'ygandilar hattoki. Keyin ularga qarshi o'sha payg'ambarlik risolati bilan ularga ham da'vat qildilar. Ularni ham ishlatganlarida atrofida yurgan ba'zi odamlar Sulaymonga qarshi yurishdi. Ya bu sehr qilyapti. Jinlarning ustidan sehr ish qilyapti, undan-mundan degan. Shunda Alloh taolo sehr bilan mu'jizani, sehr bilan sehrgarga berilgan qobiliyat bilan payg'ambarga berilgan mu'jizani farqini ko'rsatish uchun osmondan ikkita farishtani tushirgan. Xorut va Morut. Ular tushib sehrni nimaligini ko'rsatgan. Mana bu sehr, buni qilsa bo'ladi, o'rgansa bo'ladi, xohlasang o'rgataman degan. Lekin fala takfur degan. O'rganaman degan odamga o'rganma demagan, kofir bo'lma degan, kufr keltirma degan. Sehr bilan shug'ullanish kufr keltiradi. Xohlasang sehr bilan shug'ullanib jinlarni chaqirib boylab olib, mana tasavvur qilish mumkin, lekin buni oqibati kufr. Harakat qilgan odam qiladi. Lekin javob beradi. Dunyoda ham, oxiratda ham. Dunyoda jinni bo'ladi, oxiratda jahannamga ketadi. U bilan shug'ullansangiz beraveradi, chunki qonun shuni, qonuniyat shunaqa. Zino qilsa ham farzand tug'iladi-yu. Zino qildi bu, farzand ne'mat edi. Zino qilganga farzand bermayman demaydi Alloh taolo. Nimaga? Odil zot. Beraveradi, lekin zino qilgan javob beradi. Zinodan tug'ilgan bola javob bermaydi. Uni aybi yo'q. Qadarda Alloh taolo uni dunyoga kelishini xohladi, kelaveradi. Lekin zino qilganligi uchun odam javob beradi. O'g'irlik qildi, mana qalay aytib qoladi. Zolim zulm qilib birovlarning pulini olib mazza qilib yashab yuribdi dedi. O, mazza qilib yashab qancha yashaydi? Qancha yashaydi? 100 yilga bormayapti odam. 80 ming dollarlik suv bor. 1 litr suv. 80 ming dollar turadi. 80 ming dollar. Bitta uchastka beradi. 1 litr suv. Shuni ichib yashaydigan odamlar var. Bechoralar ular ham yuzga kirmayapti. Umr o'sha umr. Lekin qilgan ishingizga, tanlovingizga javob berasiz. Erkak bo'lib tug'ilishimiz qadar erkak bo'lib yashab qolishimiz qaror, bizning qarorimiz. Sog'lom tana bilan tug'ilish qadar uni kasal qilish qarorimiz biz. Uni saqlab qolish bizning qarorimiz.
kim bilen nikahlanışımız kadar, onu yakşı aile kılıp üşüleyip geçiş kararımız, bizde kararımız. Kaysi millette doğuluşumuz kadar, o şey milletini yoruk yüzlü insanı buluş, bizde kararımız. Kararlardan soralımız, kadardanmaz. Sağlam tuğulgenimiz, tuğulgen bari galiboy bu miydi? Keyin talla okuladı, karar kıladı şu. O şey kararına cevap verir. Bizi aldamasın onu. Biz aldamadıken ahma olmasınız. Hop. Şu damla sefer hakkından bir anızaklık verdiğiniz ki o adam sen mesela pal bakarsa pal bine bak mesela Rukiye uzun var narsa. Kop yapardık bu narsa kopayıp gitti de ben kopaya geldiğine illetini emettim. Rukiye, sihir, dem salış, kasb bulup adamlar bunu alakıdı. Ofislerini kovalıp adamlarını şutke çakırıp şuna kanka iş kılıçligi kaçan rivajlanadı dese tibbiyat ulgen cemiyette. Çünkü adamlar tibbiyat, tibbi medeniyeti yok. Borup tibbi sahada mutahassıske uçuramaydı. Ne kaladı? Çıkmagan candan umut, arzara bitedi. Borup dam saldı. Dam salışının en afzeli bor dam salış. Özünüzge özünüz dam salışıyız. Peygamber aleyhisselam özlerge dam salardılar. İhlas sonrası, Falak, Nas sonrasını okup kullarge süfler şu nefesleri tekken kolları bilen yüzleri, badalları, kolları yetkence geçeseler bunlar. Var. Başka kimle gelir? Damsagelleri var. Sahabelerini damsalıp kıyalları var. Var bu. Lekin kesel bugün adamge Peygamber aleyhisselam barıp o tüyenin sütü bilen bavludan, tayarlanan dağrıdan içlerinde büyürgeller. Damsalıp düzeltip koymayanlar. Kesel bugün adamlarını Uhud'da kesel bulup yaralanan adamlarını davala geller. Davolashlikni, bog'lashlikni, uni pirovaska qilishlikni buyurganlar. Dam solishmas. Bizga Rasulullohning amallari sunnat hisoblanadi. Biz tibbiyotni o'qishimiz kerak. Hadislari bor. Likulli da'in dawa'un deganlar. Har qanday kasallikka davo bor. Illa haram deganlar, qarilikni davosi yo'q, yoki o'limni davosi yo'q. Bu hadis nimani bildiradi? Ilohiy ta'limotni qarang. Hozir eng rivojlangan tibbiyot nima deyapti? Rakni davosi yo'q deyapti, to'g'rimi? Eng rivojlangan tibbiyot aytayapti. Rakni davosi yo'q deyapti. Yoki spitni davosi yo'q deyapti. To'g'rimi? Rasululloh aytayaptilar, hamma kasallikning davosi bor. Demak, tabib qobiliyati bor odam aytishi kerakki, Rasulullohga iymon keltirganman men. Rasululloh yolg'on gapirishi mumkin emas. Demak, rakni davosi bor deb harakat qilgan Ibn Sino. Birinci bulup kan aylanışlığını İbn Sina kashf qilgan. Kan aylanış sistemasini. Nima u desa, mesela oyog'ingizdan kan alıp bo'yningizdan quyadi. Kan aylantiradi. O'sha qanaqadir vitaminni qo'shib aylantiradi qonni. Hijoma masalan. Yo, boshqacha bu tibbiyot uslubi. Hijoma ham shuni bir turga kiradi. Kan aylantirish qanaqadir üslubu var. Bunu şu İbn Sina okuyan. Araplarda bir acayip bir lataifini aytıptı da yazıptı bir cahide. İnsanların kan aylanışlık sistemesini topken, şunu kuyuş meselesini oylayıp topken birinci Müslümanların ajdatları lekin onun avlatları en köp kan tökü yaptı diyordu. Sıfırı nölünü nolni fanga kirgizgan Xorazmiy. Abu Musa Xorazmiy. Musulmonlarning ajdodlari nolni fanga kirgizdi, uni avlodlari o'sha nolda o'tirib talayam deydi. Ajoyib latoif qarang, haqiqatda noldan ko'tarilamayapmiz. U bizning ajdodlar buni topib biz o'shanda ichida o'tirishimiz uchun qilgani yo'q uni. Sehr sihr, dam solish bu tibbiyotni mutlaqini ifoda qilmaydi.
sihr bo'lishi mumkin, har xil holat bo'lishi mumkin. Lekin tibbiyot siz u bilan shug'ullanish to'g'ri emas. Kim dam solishlik bilan, ruqiyya bilan shug'ullanib kasb qilib olgan bo'lsa, uni oldiga borib dam soldirish joiz emas. Nimaga? Chunki u kasb qilib olgan. Kasb qilganligi uchun ixlos bilan dam sola olmaydi. Qo'lingizga qarab turadi, qancha berarkin deydi yoki oldindan pul aytadi. Pulga dam solgan odamni dam ta'sir qilmaydi. Chunki dam solishlik ibodat. Qur'on o'qib dam soladimi? İbadet o. İbadet ki pul abu miydi? İki rekat namazı kıyamdan ki imamdan pul sorarsa ki hakkım yok miydi? İmam kapı pul sorarsa mı? 50 bin pul birin demek ki iki rekat okudun mu? Peşinde tör rekat buldu, 100 bin birası desem. O namaz ne kanı kana kanı namaz o? Pulga okul yapken namaz. İhtilaf var, sihir var, hala ettik biz. O küfri amel o. Ta'sir qilish qilmasligi Allohning izni bilangina ta'sir qiladi. Iymoningiz mustahkam bo'lsa, u jin, jinlar u yerda tursin, o katta shayton bor, qochadi sizda. Bir marta ozon ayting, uyingizda bir marta ozon ayting, shayton yel chiqarib qochadi degan hadis bor. Yel chiqarib qochadi. Ozon ovozi to'xtashi bilan qaytib keladi. Ozon aytsangiz qochadi. Undan uzoq yuraverish kerak. Undan ko'ra o'sha sohani aytdim men zakotda. Tabiblarga pul tikishimiz kerak. Tabiblarni rivojlantirmaganimizcha sehr haqidagi savol tugamaydi. Jin kirib qolsa qanaqa bo'ladi? Jin kirmaydi. Yo'q, kirib qolsa. Kirmaydi. Yo, sizga shunaqa ko'ringan. Jinni ko'rmagansizki? Kirmaydi, sizga gapirib turibdi. U gapirgan odam o'zi. Uni anaqa deyiladi. Ruhiy holatda u. Ha, ruhiy holat. Psixiski ruhiy holat u. Ruhiy holat. Jin kirdi, men jin gapiryapti deydi. İmam Shofiy aytganlar. Kim jin bilan gaplashyapman desa guvohlik qabul emas. Qabul bo'lmaydi. Ey, endi shunaqa bo'laveradi, u istidroj bo'lishi mumkin. Keyin qiziqligi faqat musulmonlarning boshiga tashvish. Kofirga kirmaydi. Bir Ivanga jin kirganini ko'rganim yo'q men hali. Öldürmüş çünkü. Yalan ya. Cemiyette işansızlık tuhumlarını ekedi bile. İşansızlık, şu falancı deydi, pistancı deydi, falancı da benim gümanım var deydi. O işansızlık puturiyet kazadı. Ben bunu yapını köp yapırdım. Aslında cin kirdi, cinli çıkarış gereğiydi gen sisteme Çirkov'da boşlagan. Salpçılar var, o Katolik Çirkov. Papa boşlagan bu işi. İnkivizatorlar bugün. Ha, inkivizatorlar. Kaçan bugün ular? 1180-ci illerde çıkan bunlar. 1180-ci illerde. 1850-ci ilgacha devam etken. İnkivizatorlar. Avrupa'ya borgan adam, İspanya'ya borgan adamlar gibi IT'ler, Kristin. Ularını şuna kengi joyları var, odamni qiynaş uchun aparat ishlab chiqarishgan. Franz Kafka'na qiynoq mashinasi degan asari var. Kim o'qigan? Bir odamni qiynab o'ldirish, qiynab azoblash, tez o'lib qolmaslik kerak-da. Ko'proq qiynalish kerak. Shu ko'proq qiynalsa ichidagi jin chiqib ketadi deyishgan. Tushundingizmi? Shunaqa qilib qiynab o'ldirishgan. Siyosatga qarshi, siyosatga yoqmagan odamlarni. Senga jin kiribdi. Senga yaxshilik qilamiz. Senge cin kirvaptı degen gapni boynuna yüklaşkenden ikini odam kutulmagan, ölüm hem kutulmagan. Bu sistemi öldü Avrupa'da, Çirkov okuladı. Şimdi uşanı sekeyen bizge tıkışı yaptı. Müslüman şeyde yok ona kadar. Müslümanlar cin kirdi, sihir buldu bilen yürümeydi. Bir tuş köpeyip gitti. Koçada fakat tuş tabirleri kitabı satıladı. Fakat ne demek? Hem de tuş kuradı. İslam ümmeti okulağı yatken ümmetmez. Uygun iş gereği. Şükürü vermezlik gerek. Real hayatta yürüyüş gerek. Biz manaşı narsan örgütçemiz gerek. O narsalarını kim targı kıyırken bulsa ümmetini ayağına asılıp alıp orkaya tartıyor. Kanı? Bismillah. Sıkmat tüketemiz olmazsa. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.